Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Sanyo Rexton. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Kısaca bir entegrasyondan bahsedelim. Aracın orijinal CD radyosunu ilgili alandan çıkardığımızda oluşan boşlukları fit olarak kaplayan çerçevemizi kullandık. İkinci konu, araçtan gelen fabrikasyon soket yapılarını kesinlikle bozmadık. Birebir konnektörler kullandık. Üçüncü konu, direksiyon simidi üzerinde bulunan 8 fonksiyonun tamamını cihaz üzerinde çalıştırdık. Birazdan onu Apple CarPlay ya da Android Auto üzerinden göstereceğim. Üçüncü eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitesi attığım zaman otomatik gördüğünüz gibi kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera da geniş açılı. Öylelikle bu büyüklükteki aracı park etmede kullanıcı sorunsuz kullanabilecek. Apple cihazın fonksiyonlarından bahsedeyim. Gerçi bu cihazımızı artık YouTube kanalımızdaki birçok araçta görebileceksiniz. Birçok araçta kuruyoruz. Şu anda Apple CarPlay bağlantısına gelelim. Orijinal USB kısmını çalıştırdık. Apple CarPlay'e geliyorum. Bu araçta başlık monitörleri var. Arkadaşımız şu anda onları gösteremiyor. Android Mirror ya da Apple Mirror'da başlık monitörlerine de görüntü sorunsuz bir şekilde gidiyor. Şu anda İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık sorunsuz bir şekilde direksiyon simidinin altından Rexton kullanıcıları bilir. Bir tane tuş var. O tuşu da bas konuş olarak cihaz üzerinde ayarlamış olduk. Cihazımızın Apple CarPlay ekranı bu şekilde çalışıyor. Kablo ile çalışıyor Apple CarPlay. Android Auto da yine kablo üzerinden çalışıyor. İlgili alana USB taktığımızda sorunsuz şekilde kullanabiliyoruz. Radyo kısmı. Getirdiğimiz geliyor. Bu sorunun cevaplarından biri ne? Direksiyon kumandamızı gösteriyorum. Ses açma, ses kısma, kaynaklar arası tarama geçişleri. Bunlar sorunsuz çalışıyor. Mod tuşu, kaynaklar arası geçiş. Telefon cevaplama ve telefon reddetme tuşları da bu ilgili alanda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Cihazımızın bir de Apple ekran yansıtmasını gösterelim. Böylelikle montajımızı tamamlayalım. Akıllı telefon bağlantısına giriyoruz. Telefonu seçiyoruz. Apple Mirror'u seçtikten sonra tekrar USB bağlantısı gerekli. Gördüğünüz gibi Apple Mirror'a geçmiş oldu. Buradan YouTube'u bulalım. Böylelikle kullanıcılar Android telefon ya da Apple'dan açtıkları, telefon üzerinden açtıkları videoları ya YouTube ya da Netflix ya da telefon dahil hazırladığı videoları böylelikle cihaz önüne görecek. Ve cihaz başlık monitörlerine de bu görüntüleri sorunsuz bir şekilde aktarıyor. Böylelikle montajımızı tamamladık. Cihazımızla ilgili tekrar bir toparlama yapayım. Orijinal CD radyoyu yuvadan ayırdık. Orijinal boşluklar kaplayan çerçevemizi kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Soket yapısı bozulmadı. Orijinal USB kısmı sorunsuz çalışıyor. Geri vites kamerası eklentisiyle montajımızı bitirmiş olduk.